Hadisi ben şahsen işte küçükten herkesin belirlediği gibi peygamberin sözü olarak belirlediysem de zaman içerisinde gerek Kütüb-i Tis'ah yani 9 meşhur büyük ende önde bildiğisi belirtilen kitabı onlarla onların yazılışıyla ilgili bilgilere, mukaddimelerine, muhtevalarına baktığımda gerek başka kaynakları okuduğumda hadisin bilindiği ya da sanıldığı gibi peygamberin sözü olmadığını, peygamberin söylediği, söylenen sözler olduğunu gördüm. Herkes ne diyor? İşte Resulullah böyle söylemiş. Kime? İşte Ali'ye. Ali de Veli'ye diyor ki Resulullah falan, şu bana dedi ki Resulullah böyle söyledi falan. Yani hep ravilere kurulur, yere oturan, hani şu viyadüklerin üstündeki otoyol gibi. Yani asıl zemine oturan değil. O zaman peygamberin söylediği söylenen sözler bunlar. Öyle söyleniyor. Öyle mi, değil miye ihtiyaç doğuyor. İşte onu da en güzel şekilde elbette ki en sağlam elek, öyle uydurup götürüp yani arıza yapmaz, yaramaz şeyleri kaçırmaz. Ondan sonra Kur'an eleğinde elerseniz üstünde kalanları onun söylemiş olması muhtemel, yapmış olması kuvvetli de olsa, zayıf da olsa altına düşenler o eleği ona yakışmıyor, yaraşmıyor, onun söylemesi mümkün olmuyor. Ama kimilerinin ona yaraştırdığı, yakıştırdığı sözler gözüyle bakılması gereken şeyler. Hatta bu işlerle uğraşanlar, iyi kötü mürekkep yalayanlar bilirler. Allah rızası için bile hadis uydurulmuş yani. Bu tabir bilenlerce hiç de komik filan değil yani. Resmen adam öyle söylüyor abi. Diyor ki, Allah razı olsun diye ben ödüyorum. Kızıyor şey hadisi toplayan, ben Allah'tan korkmadım ya Resulullah yerine seni yalan söylesin diye vekil mi bıraktı gitti. Yani öyle insan olursa o devirde de bu devirde de akıllısı var, yara akıllısı var, derisi var, zırzır derisi var, hınzır derisi var. Her devre paylaştırılmış gibi.